Evet, Sayın Kaymak, biz programımızda ilk defa katılan sanatçıların kendilerini tanıtmasını isteriz. Sizden de bunu rica etsek. Efendim, ben 1949 yılında Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaaddin kasabasında doğdum. İlk ve orta öğrenimimden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik bölümünü bitirdim. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi'ne araştırmacı olarak geçtim. 1985 yılı sonunda da TRT Müzik Dairesi başkanlığına atandım. Orada halen görevimi sürdürüyorum. Evet. Halen Müzik Dairesi Başkanlığı memur olarak Evet çalışıyorsunuz. efendim. Bunun yanında Türk sanat, Türk halk müziği sanatçısı olarak da zaman zaman Evet sanıyorum, değil efendim. mi? Evet. Evet. 1976 yılından beri mahalli sanatçı olarak radyolarımızda, televizyonlarımızda program yapıyorum. Çeşitli derlemeler yapıyorum. Bunları işte notaya alıyorum, değerlendiriyorum. Bir takım yayın çalışmalarım var. Kitap hazırlıklarım var. Folklor konulu bir dergi çıkarıyorum. Oldukça yoğun bir evet, çalışma. Evet, Yani efendim. Bir yoğun Evet. çalışma var, evet. Evet. Efendim, şimdi ister misiniz türkü seyircilerimize sunalım Tabii, sizin sesinizden? tabii bir türkü sunacağım. Kendi derlediğim bir türkü. Deniz Acıpayam'dan. Cemile'nin geldiği dağlar Meşeli. Daha sonra da ikinci bölümde bir Evet. Zeybek havası söyleyeceğim. Onu ikinci Onun bölümde ikinci bölümü. tamam, Tabii. sürpriz kalsın. Tabii, Sürpriz evet. kalsın. Sizi şimdi dinleyeyim. Tabii. Çok değerli kaymak. Halk müziği sanatçısı ve türkü derleyicisi. 1949 yılında Acıpayam'ın Alaaddin kasabasında doğdu. Denizli İlköğretmen Okulu'nu 1972'de bitirerek ilkokul öğretmeni oldu. Çeşitli illerdeki okullarda müzik öğretmenliği yaptı. Öğrencilik yıllarında folklor araştırmacısı Veysel Arseven ile birlikte bir süre halk müziğimizin derlenmesi, araştırılması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptı. İlk kez 1976 yılında TRT Ankara Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak türkü söylemeye başladı. Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümünü de 1977 yılında bitirdi ve Van Atatürk Lisesi'ne müzik öğretmeni olarak atandı. Milli Folklor Araştırma Dairesi MİFAD Halk Müziği ve Oyunları Şubesi'ne araştırmacı olarak naklen geçti. 6 ay süreyle TRT Ankara Radyosu Yurt'tan topluluğunda repertuvar çalışmalarına atıldı. Denizli Acıpayam, Muğla Fethiye, Sivas Kangal, Kütahya ili ve ilçeler. Dahil Türkiye'nin birçok yöresinden MİFAD adına halk müziği ve oyunlarıyla ilgili derlemeler yaptı. Ayrıca kişisel girişimleriyle 1968 yılından itibaren 300'ü aşkın türkü ve halk oyunu ezgisi derledi ve notaya aldı. Bu derlemeler ağırlıkla Batı Akdeniz Leke yöresi ve Ege bölgesindendir. Derlediği
ve küçük yaştan beri babasından öğrendiği türküleri zaman zaman radyolarda çalıp söylemektedir. Türk Halk Müziği Oyunları adlı bir folklor dergisi yayınlamaktadır. TRT'den emekli oldu. Acıpayam Belediye Konservatuvarı bünyesindeki yöneticilik görevini sürdürmektedir. Die.